değerli arkadaşlar, hem Mezun Derneği'nin, Bahçeşehir Mezun Derneği'nin hem de Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İGUL Direktörlüğü'nün müşterek bir etkinliğinde daha buluştuk sizlerle. Bu çalışmalarımızda bizden mezun olmuş olan hukukçuları dinlemek, onların meslek tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Şimdi bakın, Türkiye yeni bir çağa girmek üzere, hukuk çağına girmek üzere. Bu dönem hukuk fakültesine girecek olan öğrenciler, bora avukatlık sınavına tabi olarak mezun olacaklar. Ve yepyeni bir nesil hukukçu yetişecek. Şimdi bu yeni nesil hukukçunun ilk tohumlarını bu sene atıyoruz. 4 sene sonra da sınava girecekler. Fakat bu hukukçuların tecrübeli hukukçulardan öğreneceği çok şey var. Avukatlar birbirlerine üstad derler. Her avukat diğer avukattan bir şey öğrenir. Ve ben bunu çok şaşırmıştım. Çok tecrübeli bir avukat, bizden yeni mezun bir avukat kızla beraber bir ortama gelmişti. O kerli ferli, yaşlı, tecrübeli avukat, üstadım dedi genç avukat kıza. Yani böyle bir üstadlık var avukatlıkta. Hep birbirlerini öğrene öğrene. Bu bir el verme işi. Öyle gidiyor. Ve bu yeni dönemde uzaktan eğitim ile ilgili çok büyük atılımlar yapmamız gerekiyor. Hem hukuku uzaktan öğretmek, bir de hukuku uzaktan uygulamak meselesi var. Şafak Bey bugün bize bir avukatlık bürosunu otomasyon nasıl olur, bu konularda nasıl işlemler yapılır, bunun bir şeyini verecek, bilgisini verecek. Fakat ben şu anda önce Mezun Derneği'nin başında olan Sayın Eli Düzgün'ü rica ediyorum. O bize bir Mezun Derneği'nin çalışmalarını tanıtsın, sonra Şafak Bey'e söz vereyim. Buyurun Melik Bey. Hocam çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Şafak Bey de hoş geldiler katılımcılarımız. Size çok teşekkür ediyorum. Bize bu yine imkanı sağladığınız için. Ben çok küçük bir düzeltmeyle başlamak istiyorum hocam, affınızı alarak. Biz aslında Mezunlar Derneği değil, Mezunlar Ofisi olarak çalışıyoruz. Aynı İGUL gibi aslında üniversitemizin bir birimiyiz. Sizler çok daha iyi biliyorsunuz, dernek statüsü daha farklı bir noktada. Bizim aslında bu kadar üniversiteden destek almamızın sebeplerinden bir tanesi de üniversite rektörlüğümüze bağlı bir ofis olarak kurulmuş olmamız. Bu yüzden ben üniversitemizi ve mezunlarımızı, aynı zamanda öğrencilerimizi de şanslı addediyorum. Bu noktada gerçekten çok destek alıyoruz. Çok uzatmayacağım ben. Şafak Bey bize zaten farklı noktalarda destek oluyor. Kendisi aileyi yüksek olan bir mezunumuz. Bugün de yine burada sağ olsun bizlerle beraber, bildiğim kadarıyla Coop'la da farklı işbirlikleri yapıyorlar. Geçtiğimiz gün Business Point'te gördük kendisini. Aynı zamanda Şafak Bey 2005 mezunumuz. Aslında görece eski bir mezunumuz. Yani bizim kurumumuza göre eski bir mezun kendisi. Özellikle de daha eski mezunlarımızla, siz dediğiniz gibi hocam, üstadlığa gelmiş mezunlarımızla bir araya gelmek bizler için çok değerli. Bizler aslında az önce de bahsetmiştim, mezunlarımızı öğrencilerimizle ve diğer mezunlarla birleştirmek için çok farklı çalışma yapıyoruz. Ama hukuk alanında yaptığımız çalışmalar, sizlerin de bu mezunlarımızla geçmişe dayalı olan ilişkinizden dolayı çok keyifli ve çok güzel geçiyor. Yine bunları bu üstün başarı sınıfıyla beraber İGUL online mezun seminerlerini de yine bu dijital platformlara taşıyalım diye konuştuk. Ve eğer hocam sizler uygun görürseniz biz bunları devam ettirelim istiyoruz. Çünkü gerçekten çok faydalı oluyor. Dün bir Enver Bey'in bir yayını vardı. Kayhan Kadir'e eğitim üzerine yayın yaptılar. Orada aslında üniversitemizin, kurumumuzun mezunları olan yaklaşımıyla alakalı çok güzel şeyler söyledi. Mezunların üniversitemizin şu anda en önemli gündemlerinden bir tanesi olduğunu ve bizim onlara istediğimiz zaman, istediğimiz anda erişebilir vaziyette olduğumuzu, bunun da çok değerli olduğunu söyledi. Tabii bir yandan da önemli olan şey bir mezun kültürü yaratmak, kurum kültürü yaratmak olduğunu, bu kurum kültürünün de aslında en temelindeki bileşenin mezunlar olduğunu bahsetti. Biz de bunu hep söylüyoruz, bunu dile getiriyoruz. Çalışmalarımız da aslında bunun üzerine kurguluyoruz. O yüzden ben çok değerli görüyorum ve öncelikle Ferit Hocam, size, tüm İGUL direktörü çalışanlarına,
Arka tarafta Hasan Can sağ olsun çok, o da bizim bir mezunumuz. Çok gerçekten canla başla çalışıyor. Bizler de koordine şekilde. Şafak Bey ve bundan sonra katılacak olan tüm mezunlarımıza, hukuk mezunlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben çok daha fazla söz uzatmadan kenara çekileyim. Şafak Bey'e isterseniz hocam bırakacağız da galiba sahneyi. Tekrardan çok sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Ben de mezun ofisine verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben yılların hocasıyım. Kaç yıl geri doğru saymıyorum kaç yıldır hocalık yaptığımı. Fakat her sene birkaç tane öğrenci iz bırakarak mezun olur. Yani o öğrencileri sonra hatırlarsınız, birçoğunu unutursunuz. Bir Ayşe Babakaya diye bir kız vardı çok eski yıllardan. O kız Supreme Court'ta bir hakimin clerklüğüne kadar yükseldi. Çok yani talebeyken daha göze batıyordu. Onlardan bir tanesi de Şafak. Şafak Erdem'de talebeliği sırasında çok dikkatimi çeken bir öğrencimizdi. Ve hakikaten de şu anda da çok başarılı işler yapıyor. Bu nedenle sözü kendisine bırakıyorum ve arada sorularım olacak tabii ki. Buyurun Şafak Bey. Hocam çok teşekkür ederim. Bir kere burada olmak büyük gurur benim için. 2020-2005 o zaman sıralarda sizleri dinlerken bugün burada genç meslektaşlarımızla beraber tecrübe paylaşıyor olabilmek önemli ve hakikaten çok değerli. Mesleğinizde farklı motivasyonlar sağlıyor. Ben Bahçeşehir ilk girenler ve ilk çıkanlardanım hukuk fakültesine. 2001 girişliyiz, 2005 çıkışlıyız. Bizim zamanımızda kampüsümüz Bahçeşehir'deydi. 7 kişi mezun olduk biz. 3. sınıftan sonrasında yani 20 kişi girdik, 22 kişi girdik, 7 kişi mezun olduk. 3. sınıfta büyük bir kayıp vermiştik. Ben mezun olduktan sonra aslında bakarsanız öncelikle ailem Ankara'da olduğu için Ankara'ya gittim. Orada bir altın madeni şirketinde staja başladım. Kanadalı bir şirketti. Sonrasında her o dönemler Türk erkeğinin asli görevi olan yüksek lisans için tekrar okulumuza döndük. Sermaye piyasaları ve finans üzerine yüksek lisans eğitimine başladım. Fakat ara dönemde girmişim. Bürokratik sebeplerle bitirmedim. Bu meslek benim için ilk tercihim. Onu söyleyeyim. Bizim dönemimizde var da hala var mı bilmiyorum ama işte burslu musun değil misin soruları. Bizim tabii bir korkumuzla burs kaybolur mu kaybeder miyiz? Biraz onun için hocamızın gözüne girmişiz. Mezun olduktan sonra avukatlığı nasıl anlama konusu benim biraz kişisel girişimim, biraz merakım, biraz benim ben olmamdan kaynaklı gelişen süreçler. Bugün de konuşmada aslında anlatacağım konularda biraz daha nerelerden de neler farklı bakılabilirin mesajını vermek isterim. Hasan Bey benle ilk iletişime geçtiğinde özellikle biraz daha bu konulara temas edelim istedim. Bu konular kapsamında da bir fikir koridorları açsın istedim. Çünkü şu anki oluşturduğumuz büro içerisinde biz bu işi hukuk mühendisliği olarak tanımlıyoruz ve yaptığımız işin çok ciddi bir kısmı savunma sanayi, belki takip edenler vardır, ve teknoloji tarafı. Teknoloji tarafında da herkesin klasik anlamda bildiği Bitcoin'ler ve benzeri popüler teknoloji değil, biz daha teknoloji hazırlık seviyesindeyken ticarileştirme modelleri, Ar-Ge modelleri üzerine çalışıyoruz. Onun için odak noktamız aslına bakarsanız fikri mülkiyet konusu. Bugünkü sunumumda da biraz buralara geleceğim. Fikri mülkiyet bizim mesleğimizde ne demek? İşte fikri mülkiyet dediğiniz zaman herkes akıllarında marka patent ile sınırlandırır. Ama bir girişim ve yeni alanı tespit etmek için avukatlıkta aslına bakarsanız burası sizin hazineniz ve oyun alanınız. Buradaki zenginliği nereden sağlarız? Buradaki zenginliği cam fanuslar içinde oturup düşünmemekle sağlarız. Dünyada ne oluyor buradan takip ederek sağlarız ve biraz olayları doğru okuyarak sağlarız. Bugün bana birçok yerde insanlar işte savunma sanayi dediğimiz zaman hukuku ne oluyor ki diye soruyorlar ama benim özel odaklı çalıştığım projeler bugün Türkiye'deki herkesin hemen hemen duyduğu projeler ve herhangi bir
laboratuvar sürecinden Amerika'nın yaptırımlarına kadar mevzuatın içerisinde olduğunuz ve danışmanlık verdiğiniz projeler. Benim babam asker olduğu için havacı, fazlasıyla havacılığa ve teyyare dünyasına merakla büyütüldüğüm için aslında belki de o içimdeki bakış açısı ve iteleyici güç biraz da oradan geliyor. Tekrar sunumla bağdaştırayım. Fikri mülkiyetiniz sizin nerede? Sizin fikir ürünleriniz, sizin bakış açınız, dünyada katma değer sağlayacağınız alan nerede? Biraz buralardan sorgulamaya başlamak sanki doğru olacak gibi bu meslekte. Ben mezun olduğumda hiçbir şekilde Türkiye'de sivil havacılık hukuku yoktu. Sonrasında işte aviation law diye gelişti. Biz de o dönemler şunu yapmıştım. Hotmail uzantılı bir mailimle bir Amerikan hukuk bürosuna, o zamanlar Ecolay vardı, Google vesaireler de pek yoktu. Mail atarak dedim ki ben sana Türkiye'deki havacılık hukukunu anlatayım, sen de bana Amerika'daki sistemi anlat. Gel beraber makale yazalım dedim. Sonra bu kişiler size dönüş yaptılar ve benim ilk yazdığım makaledir. Fikri mülkiyeti nerede oluştururum, nasıl ifade ederim? Tabii işin belli bir süreçten sonrasında maddi kaygıları da olacak bir meslek. Çok fazla zorlukları olan bir meslek. Ama doğru analiz becerisiyle siz bütün bunları yoğurursanız ve dünyayı okumayı iyi bilirseniz, en azından bu metodolojiyi biraz kendinize kas gücü elde ederseniz, bu işler ciddi anlamda oluyorlar. Benim sizlere söylemek istediğim aslında hep o sıkıcı dersler, işte ticaretler, fikri mülkiyetler. Şöyle bir benzetmeyle başlayalım. Bir fikri mülkiyetiniz var, bir de ticari sırrınız var. İşte bugün birçoğu için savunma sanayi hukuku ne demektir? İşte belki hocamın bağladığı üstatlık da oradan geliyor. Bir de benim kendim bilmem gereken sırlarım var ve benim kendi ticaretimde, kendi iş dünyamda, avukatlık becerilerimde geliştirdiğim bazı yöntemler var. Bir kere benim inandığım çok net bir şey var. Artık mevzuatta yazılı avukatlıkla sınırlı ve o kadar keskin kalırsanız hiçbir şekilde başarıya ulaşamayacaksınız. Bunun adı reklam yasağı, reklam yasaklarını delmek değil, tartışma bence bir üst boyda. Bir lawyering skills diye bir ders Türkiye'de yok. Bununla ilişkin baroların herhangi bir girişimi yok. Buna ilişkin ben çok kitap aradım, Türkiye'de yok. Amazon'dan bir sürü kitap aldım ve bir sürü şeyler gördüm. Dolayısıyla şunu gördüm, gördüğüm şeyler benim buradaki know-how'umla benim kendimi bir avukat olarak hem işin tanıtımı, hem farkındalık yaratması, hem bilginin değeri tarafındaki o lawyering skills'i göstereceğim alanda aslında ortada bir şey de var. Bu ortadaki şeyin adı da bir tarafta show-how, bir tarafta ticari sır, bir tarafta kesiştiği yer know-how olarak ortaya çıkıyor. Show-how hepinizin şu an merak ettiği şeydir. Biraz sonra sizlere bir video izleteceğim. Bu video şöyle önemli. Oradaki figürü bir avukat olarak figürün kendiniz olduğunu düşünün. Ve orada aslında herkese açık bir şey yapıyorsunuz. Ama siz bir tanesiniz. Ve siz aslında katma değeri sağlayan kişisiniz. Ve aslında dünyada da sizin bir numaralı olduğunuzu gösteren fazlasıyla size ilgi var. Ve sizin katma değeriniz de oradan perçinleniyor. Video için ben Hasan Bey'den bir destek rica edeceğim. It was a meticulous creation of Rolls Royce. The coachline was applied entirely by hand, a symbol of quality and uncompromising craftsmanship. It runs the full 6 meters of the car. Only one man is responsible for painting these coachlines. I suppose I've done somewhere in the near 2,000 of these. On the individual aspect, what's unique is the fact that it is hand done and it's not done by a machine. The brushes are cut to a specific width. They're made of squirrel hair. I will load this brush and pull a certain length for the car, and then the technique and the skill to this is to actually lose your joint.
you won't change your alignment needs. On one occasion, creating a perfect coach line led Mark on an extraordinary journey. To help a customer who requested a coach line after taking delivery of his car, Rolls-Royce flew Mark Court and his brushes for 3,500 miles to Dubai to apply the coach line in the heat of the desert. The car that Rolls didn't do, had no coach line on it. But this friend's already had coach lines on theirs, and he wanted one on his. The reports back were, yeah, he was more than happy with the car. Each Rolls-Royce is special, but the ones finished in Mark Court's workshop carry a unique signature, a true symbol of uncompromising craftsmanship. Believe me, I'll get satisfaction from every one of these that I do. Knowing full well, I'm the last person to touch this car before it goes out of business. Hepimizin gördüğü gibi bu bir Rolls Royce. Bu Rolls Royce'un içerisinde artık insanlar bu arabalarını aldıkları da sadece bu kişiye götürüyorlar ve o kişi yanına bir çizgi mi istersin, iki çizgi mi istersin diye sorup yanına sizin milyonlar verdiğiniz Rolls Royce'un iki tane çizgi atıyor ve siz kendinizi özel hissediyorsunuz. Veya fotoğrafı şöyle okuyalım. Bu kişi nasıl çizdiğini de gösteriyor. Bu kişi ne boyasıyla nasıl bir karışım yaptığını da gösteriyor. Her şeyi kopya yapabilirsiniz, her şeyi kopya edebilirsiniz ama asla o kişi olamıyorsunuz. Demek ki burada da farklı bir durum var. İşte aslına bakarsanız avukatlık mesleği de biraz böyle bir şey. Biz bu işin show-how tarafını sizin gördüğünüz kadarıyla görüyorsunuz. Know-how tarafımız hocamızın söylediği üstadlık. Ticari sırlarımızda bizim aslında bu işle ilgili olarak ticari beklentilerimiz, pazardaki payımız, satış stratejilerimiz, kendimizi tanıtım stratejilerimiz oluşturuyor. Bu hikayenin aslına bakarsanız, gelişimi insanlık gelişimiyle aynı şey. Fotoğraflarda görüyorsunuz, Bülent hocamın kulaklarını da çınlatayım. Antik Roma'da ilk başlayan köle ticaretleri. Köle ticaretlerinin ilk amacı aslında kölelerinizi bedenen kullandırmaktı. Birileri sanki stajyer avukat mesajı veriyormuşum gibi anlayabilir. Artık o devir de bitti. Siz ya böyle olmayı seçeceksiniz, Antik Roma'da kalacaksınız ya da bakın fikriniz önemliyse süreç sizleri nerelere götürecek. Lonca dönemine gelelim. Lonca dönemine geldiğiniz zaman artık bu güç odakları, sermaye, toplum odakları kendi ürettiklerinin öbeklerini oluşturuyorlar. Ve diyorlar ki biz bunları ürettik, sen de köle olarak benim yanımdasın, artık sen de bu loncanın üyesisin. Ben savunma sanayi çalışıyorum, sen savunma sanayi çalışıyorsun. Savunma sanayiyle ihtiyaçlar artık bize geliyor. Yavaş yavaş menfaatlerin olduğu yerlere, menfaat odaklarının olduğu yerlere. Ama bugün günümüze döndüğümüzde aslında koca, karmaşık, anlamadığımız işte bir tersine mühendislikler, bir olayın hakikaten düplikesinin yapılması veya bugün hepinizin LinkedIn'den fazlasıyla takip ettiği gibi biraz fazla fütürist ve popülist meslektaşlarımızın bir anda X uzmanı olma sıklıklarının değişmeleri, bunu yaparken de biraz kes yapıştır, biraz kopyala yapıştırla gelişen bir süreçler var. O süreçleri de aslında size kısacık yine bir videoyla göstereyim. Sizce buradaki videodaki gösterilen ürünü satın alır mıydınız, almaz mıydınız?
Hepiniz muhteşem bir Lamborghini gördünüz. Görmüş olduğunuz Lamborghini İran Lamborghini'si. Dolayısıyla bu Lamborghini'yi ilk gördüğünüzde muhtemelen hepiniz almak isterdiniz. Ama İran Lamborghini'si olduğunu gördüğünüz zaman sanki bir duraksamanız gerekti. İşte bizim meslekte de böyle. Yarın bir gün fazlasıyla tersine mühendisliklerle gidilirse haliyle İran Lamborghini'si kimse almıyor olacak. Biraz daha ilerletelim bakalım tarihsel süreçte neler olmuş. Bölgesel korumalar olmuş, koloniler olmuş, sömürgeler olmuş. Bu sömürgeler topraklar bazında olmuş. Bir tırnak içerisinde yerlilik ve millilik diye dillendirilen şeyler olmuş. Bir tırnak içerisinde kendi sınırlarımız içerisinde kanun budur, bunun başkasını tanımayızın ilk fidanları atılmış. Ve sonrasında dünyada gelişen bir savaşlar olmuş. Bu savaşlar aslında bu bölgesel üstünlükler ve toprak hakimiyetini sağlamak amacıyla başlamış. İlerleyen sürede Avrupa'da gördüğümüz gibi kutuplaşmalar başlamış. Birleşmiş Milletler kurulmuş. Yeniden dünyada şekillenen bir ticaret olmuş. Şunu hiçbir zaman unutmamanızı öneririm. Ticaretin olmadığı bir yerde, özel hukuk alanında bir şey yapmanız çok kısıtlıdır. Dolayısıyla buradaki belirttiğim ülkeleri bilerek belirttim, farkında olarak belirttim. İngiltere'nin özellikle Hindistan-Singapur yolculuğundaki aslında liman hakimiyetleri, orada ticareti geliştirmeleri, bugün İngilizlerin Commonwealth'da bir tahkimlerde hep orada olmasına, oturmuş bir hukuk sisteminin, oturmuş bir hukuk kültürünün olmasına sebep olan unsurlardır. Sonradan ilerleyen süreçte artık endüstri devrimi, ekonomimiz değişiyor, rekabet artıyor. Rekabetle birlikte 1890'lar ve 1914'lerde iki tane dünyanın 1 ve 2 numaralı rekabet yasası düzenlemeleri ön plana çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı, birileri birilerine casusluklar yapıyor. Bu casusluklar içerisinde işte bu Bombay Computer bir enigma description makinasıdır. Burada casuslukla ilgili bütün faaliyetleri görüyoruz. Artık insanlar birbirinden bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorlar. Casusluk neden yapılıyor? Veri. Veri neden alınıyor? Daha fazla istihbarat, daha fazla istihbarat, daha büyük ve daha güvenli bir dünya. Bunun da amacı aslında ticaretle bağlantılı giden bir süreç. Ondan sonraki süreçte biz IBM'lerle karşılaşıyoruz. Bilgisayar çağı geliyor. Bilgisayar çağından sonra internet çağı geliyor. Bugün hepimiz işte konuşmamın başında başlarken biraz daha işte ekolaylar ve kolaylar gibi bır 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 öten internetlerle bağlanıyorken şu an bu görüşmeyi yapabiliyoruz. Bunun arkasında başka dengeler oluşabiliyor ve süreç böyle ilerliyor. İşte bu bizim kullandığımız yazılım ve internet teknolojilerinin artık içerisine siber casusluk için çeşitli çeşitli şeyler girebiliyor. Yine işin bir tarafında hep insanın diğerinin bilgisini öğrenme ve buna göre bir üstünlük sağlama refleksi oluyor. Şimdi size küçük bir test. Acaba biz ileride Coca-Cola gibi bir avukat mı olmak isteriz, Pepsi gibi bir avukat mı olmak isteriz? Coca-Cola'nın patenti var mıdır diye sorsam muhtemelen birçoğunuz vardır diyeceksiniz. Hayır. Pepsi'nin patenti var mıdır diye sorsam onun da cevabı aslına bakarsanız burada. Pepsi'nin bir patenti olduğu zaman Coca-Cola'nın bir patenti ilk oluşturulduğu zaman Pepsi'ye kişi yazı yazıyor. Diyor ki ben bütün bu sırları biliyorum. İstiyorsanız size verebilirim diyor. Sonrasında bu büyük bir ceza yargılaması sonucunda kişiye bir baskınlar vesaireler hapse giriyor. Ve bu tarihten çok daha önce de bildiğimiz üzere patentle koruyabileceğiniz bir aslında ticari menfaatin olduğunu anlıyoruz. Diyoruz ki bu benim Coca-Cola özütü diye çekmecemde sakladığımda daha güvenli saklayacağım bir şey. Dolayısıyla benim fikri mülkiyet, sınai mülkiyet için veya buradan geçen şeyde, süreçte ortaya çıkaracağım katma değeri sadece hukuki mekanizmalar veya disiplinlerde korumak yerine kendime göre bir koruma yöntemi seçmeliyim dediğim bir korumacılık ve bir yönetimsel sürece giriyor. Bu bizim mesleğimizde de aynı olan şey. Ve sonrasında büyük ihtimal bir başka örnek, bu amcayı tanıyoruz hepimiz, tavuklarını çok yedik, hala da yiyoruz. Bu amca da 11 tane baharatı yan yana getiriyor. Bu 11 tane baharatla beraber bir formül geliştiriyor.
sonra zannediyorum yeğeni, pazarda çok büyük pay aldıkları için, çok büyüdüklerini söyledikleri için bugünün hukuk bürolarını göz önüne alınız. Hızlı işten çıkartanlar ve ne yapacağını şaşıranlar. Veya globalde de böyle. Sadece Türkiye için demiyorum, bunun altını çizeyim. Bu kişinin yeğeni çıkıyor diyor ki biz bu 11 baharatı böyle 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 yaptık diyor. Kendisinin PR'ını yapmak için fazlasıyla bilgi veriyor. Sonrasında herkes KFC'nin tavuklarını yapabilir hale gelince formülleri değişiklik yapıyorlar ve yine ne patentle ne bir başka korumayla bu 11 tane baharatın karışımını deyip farklı farklı yerlere koyuyorlar ve farklı farklı bildiğimiz fiziki korumaları sağlıyorlar. Bugüne döndük. Ben Bilgi Üniversitesi'nde aynı zamanda öğretim görevlisiyim. Anlattığım ders ileri teknolojiler. İleri teknolojiler ne dediğinde bana herkesin söylediği şey işte yapay zekalar, bitcoinler, duyabileceğiniz maksimum seviyedeki popülist ve fütürist teknolojiler. Benim peki acaba ileri teknolojiler ne olmalıdır, nereden geliyordur diye sorduğumda gördüğüm fotoğraf bundan bambaşka. Bakın ekranda görüyorsunuz bu bir işte saat, Apple Watch her şeyinizi ölçüyor. Yan tarafta yine ona benzer cihazlar var. İşte herkes bunun neyi, verisini konuşuyor, veri korumasını konuşuyor. Ama dünya şu an neyi konuşuyor? Dünya bunlar bir cihaz mı diye konuşuyor. Bunlar bir tıbbi cihaz diye mi konuşuyor? Bunun içindeki yazılım mı tıbbi cihaz diyor. Evet diyenler var, o zaman ben yazılımı tıbbi cihaz olarak regüle etmeliyim diyor. Ve süreç böyle gidiyor. Dünya şu an bunu konuşuyor. Üzerime giymiş olduğum herhangi bir teknoloji, aslına bakarsanız giyilebilir teknoloji ise cep telefonu da o zaman giyilebilir oluyor. Çünkü cep telefonuyla fotoğrafta gördüğünüz saat arasında hiçbir fark yok. O da nabzınızı ölçebiliyor, o da adımınızı ölçebiliyor. Ama işte doğru hukukçuluk ve bu işi doğru okumak şu soruya verilebilecek doğru cevaptan geçiyor. Aradaki fark ne? Aradaki farkı öğrenmek için sadece yasalardaki düzenlemeleri okumanız ve anlamanız yetmiyor. Aradaki farkı öğrenmeniz için multidisipliner bakmanız gerekiyor. Aradaki fark için birinin sensör teknolojisinin daha fazla olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve aslına bakarsanız tanımlamaları da bundan sonrasında siz koyduğunuzda oyunun kurallarını da siz yerine getirmiş oluyorsunuz. Benim çalıştığım bambaşka bir alan. Herkes konuşuyor Amerika-Çin savaşları. Sunumumuzun da başlığı, zannediyorum bu da son yansımız. Neye odaklanmalıyım? Bakın dünya ne için ticaret savaşları yapıyor? Made in China 2025, Çin'in bir programı. Artık üretimden biz katma değerli servislere ve ürünlere yönelik bir adım atacağız vizyonuyla Çin hareket ediyor. Bunun karşısında Amerika 2018 yılında ihracat kontrol reformlarını düzenliyor. Yabancı yatırımcının denetlenmesini, bu konuda kendi teknolojisinin korunmasını ve kullanmasını gözetiyor. Hangi teknolojiler bunlar? İşte ileride geleceğin avukatlığı da bu teknolojilerde, robot teknolojilerde, yeşil enerjide, işte havacılıkta, uzayda. Ama bugün bunları Türkiye'den okur yazarlığınızı geliştirmeniz için aslında elinizde en yapamıyorsanız bir tweet'e, doğru bir Twitter kanalı oluşturup takip edebileceğiniz bir cihaz var. Ama fütüristler değil. Bence şu an avukatlar da değil. Bence şu an biraz daha konuyu doğru anlatabilen advisory kuruluşlar. Bununla ilgili gerçeklikle mevcut durumdaki illiyeti iyi kurabilecekler ki biz de aslında ofisimizde çalıştığımız arkadaşlarla ekseriyetle bu meziyeti arıyoruz. Eleştirisel düşünebilsin, dünyada vatandaş olsun, dünyayı biz konuşalım onunla beraber. Ve yarın bir gün bu işin fazla katmanları olduğunu göreceksiniz. Herhangi bir uluslararası toplantıda, bir kahve molasında bir öbek insan burada olduğunda o insanlarla ne konuşacaksınız, konuşabileceğiniz konular emin olun bugünkü Türkiye'nin gündeminde olmayan konular olacak veya kimse bununla ilgilenmiyor olacak. Tıpkı sizin herhangi bir ülke gündeminde ilgilenmediğiniz gibi. Konuşacağınız konular global olması gerekecek ve sizi artık katma değeriniz, çıkarttığınız fikri değerlendirmeler olacak. Benim özetleyeceklerim bu kadar. Bundan sonrasında bütün sorulara cevap verebilirim hocam. Evet Şafak, çok
güzel bir giriş yaptın. Ve gerçekten de beni de derin düşüncelere sevk ettin. Şimdi ben sana şeyi sorayım. Her şeyin anahtarı ilk başta ön olmazsa olmaz dediğin şey ne olabilir bütün bu gelişmelerde? Ben bir şey diye düşünüyorum, yani cevabını da kendim vereyim. İngilizce diye düşünüyorum bunu. Yani bir geleceğin hukukçusunun, 21. yüzyıl hukukçusunun senin dediğin bütün bu gelişmelere ayak uydurabilmesi için önce çok iyi bir dil bilmesi gerekiyor. Bu hukuk İngilizcesi olması da gerekiyor. Normal bir İngilizcenin ötesinde hukuk İngilizcesi. Bir de şeyden bahsettiniz. Lawyering skills bizde öğretilmiyor dediniz. Çok doğru. Yani bizdeki hukuk eğitiminde hukukun temel ilkelerini vermeye gayret ediyoruz. Ve bunu da veriyoruz eminim. Bunda şeyim yok. Fakat bir avukatlık becerisi vermiyoruz. Burada bir hep evvelden beri bir şey vardır, tartışma vardır. Teoriye mi önem verelim yoksa uygulamaya mı? Bence bildiğini uygulayabilen bir hukukçu yetiştirmek gerekiyor ki başarılı olduğumuzu görüyorum. Senden bir örnek olarak hakikaten malzeme iyi bir malzeme ama malzemenin de iyi bir şekilde çalışıldığı anlaşılıyor. Yani iyi bir hukukçu da olduğun ortaya çıktı. Şey örneğiniz çok güzeldi. Bu Rolls Royce'un çizgisini çizen adam. Bunu final touch diyebilirsiniz. Yani her şey bittikten sonra en son bir noktayı koymak ve artık bu tamam demek ve özel. Kişiselleştirmek, kişiselleştirmek güzel bir fikir. Şimdi şeyi tartışalım. Geleceğin hukukçusu geleceğin avukatı bu konuda bence buralarda uğraşacak. Nereye? Hocam, nerede uğraşacak? Artık burayı doğru okuyabilen o sırada şey bağlantım yok. Tam cevap veremedim. Önemli olan ne? Yeni hukukçuların ruhunda olması gereken şey aslında muhakeme yeteneği. Biz bir dönem hep alışılagelmiş şeylere bakıyorduk. İşte okuldaki puanlar iyi midir? Stajyer olarak büroda beraber çalışacağımız arkadaşlar veya avukat arkadaşlar da. Ama artık iki şeye bakıyoruz. Bir, kendisinin iletişim becerilerine. Bu tabii çok büyük bir başlık da açıyor arka planda. Dil gerekli, evet. Ama bizim için sertifikasyona bağlı bir dil gerekli değil dedik. Fakat hayal kırıklıklarına uğradık. Şu an verdiğimiz karar ve bir süredir uyguladığımız karar şu. Amerika'da hukuk fakültesine girmek için yeterlilik testinden bazı sorular soruyoruz arkadaşlar. Bunlar muhakeme soruları. Ve çoktan seçmeli sorular. Beraber çalıştığımız New York Barosu'na kayıtlı bir avukat arkadaşımız var. O soruları sürekli değiştiriyor. Ve sorduğumuz sorular aslına bakarsanız hakikaten kişi nasıl düşünüyor ve niye böyle düşünmüşün çoktan seçmeli bir hali. O sınavdan geçmeniz için zannediyorum Amerika'da iyi bir puan almanız gerekiyor. Türkiye'de bizim hukuk fakültesine giriş için uygulanan sınavda hukuk fakültesinden çıkıp avukatlar özelinde aldığımız skor 4 on üzerinden. Çok kötü. Dolayısıyla burada bir muhakeme zaten eksikliği var. Bu muhakemeye hadi belli şeyleri sapma paylarımız da var. Panik yapmış olabiliyor, geç gelmiş olabiliyor vesaire durumlar da var ama benim için önemlisi muhakeme çünkü bu meslekte bir yerlere gitmek istiyorsanız benim gördüğüm ve tecrübe ettiğim kadarıyla gazetecilerin 5N1K'sı sizde de olmak zorunda. Aradaki illiyeti iyi kuruyor olmanız gerekiyor. Bir sözleşme incelendiği İncelenecekse sözleşmedeki incelemeniz veya o konuya yaklaşımınız aslında hiç kimseye katkı sağlamayacak bir perspektifte olması gerekiyor. Veya bir sözleşme hazırlanması sizden isteniyorsa insanlar artık sizin endüstri spesifik uzmanlığınıza bakıyorlar. İyi hukukçuluğunuza çok bakmıyorlar bu pazarda sizlere gelirken.
Dolayısıyla o endüstrinin dinamiklerini bilmeniz gerekiyor. Birçok bunların bileşenleri var. Zor demem ondan kaynaklı ama dünyanın bence en keyifli mesleği. Çünkü sürekli gelişmek zorundasınız ve sürekli öğrenmek zorundasınız. Muhakeme yeteneği dediğin çok doğru bir saptama. Ben dün akşam gece saat 4'te Colorado Hukuk Fakültesi'nden Evidence dersi dinledim. Oradaki bir hocayla temas halindeyim. Yeni bir derse başlıyor şimdi bu yaz okulunda. Her akşam bizim saatimizde gece saat 4'te başlayan bir ay boyunca evidence dersi verecek. İlk açılış dersini ben de izledim. Her akşam izleme niyetim yok ama dün akşam izledim. 68 tane öğrencisi vardı karşısında. Ve ilk ders, daha birinci sınıf, ikinci sınıf öğrencileri. O kadar güzel onlarla bir iletişim kurdu ki Zoom üzerinden. Ve bir problem ortaya koydu. Dediğin çok doğru. Bir muhakeme. Bir olayı ortaya koydu ve olayın delillerini buldurttu onlara. Ve bir saat içerisinde bütün delil hukukunun ana şeylerini ortaya koydu. Ama çocuklar kendileri buldular. Düşünerek buldular. Şimdi bizim ders anlatışımızla onun ders anlatışını mukayese ettim kendi kendime. Biz bir Roman, bir Arap, bir küçük Afgan diye sistematik bir bilgi veriyoruz. Fakat o bilgiyi buldurdu ona. Yani muhakeme yeteneği hakikaten çok... Ben geçen sene hocam Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni Varezi davasında hakem olarak Hollanda'ya çağırdı. O zaman bütün ülkelerden öğrencileri işte görüyorsunuz orada kendileri savunma yapıyor, bir taraf iddia makamı vesaire. Ciddi anlamda özellikle kuzey ülkelerinden ve Asya'dan gelenlerden çok etkilenmiştim öğrencilerden. Çünkü sadece sistemi ve işte bu kanuna göre burada bu yazıyor, bu olması gerekir gibi bir yaklaşım yok. Bir muhakemenin sonucunu görüyorsunuz. Belki bizde biraz bu mesleğe yanlış da yaklaşılıyor. Yani gündelik hayatınızda cübbe giyerek yaşamıyorsunuz. Biraz bunun farkına varmak gerekiyor. Ve hukukçu ve özellikle avukatlık yapıyorsanız bizlerin oluşturdukları söylemler ve yazdığımız şeyler aslına bakarsanız doğru terminolojisiyle birer argüman. İngilizce bu yönüyle biraz daha karşılık verebiliyor bu anlamaya işte. I am arguing that diye başlıyorsunuz cümleye ama bugün genelde bizim işte belli arkadaşlardan gördüğümüz bu böyledir diye doğrudan bir kanun yapıcı gibi, bir otorite gibi bir dil de kullanıyor. İşte bütün bunlar o muhakemenin becerisinin de kazanılmadığını gösteriyor. Her şeyde bir ihtiyat var. Hukuk yaşayan bir varlık. O kapıyı hep bir açık bırakmak ve kendi fikrinizin sadece sınırlarına yansıtmak bence daha doğru bir strateji ve metodoloji. Doğru. Bir şey daha bir tartışalım. Bu günümüzde teknoloji hukukta ne kadar önem kazandı? Sen olduğun dersini veriyorum dedin, bilgim var. Hocam artık bizim için belli yerlerde işte çalışma modelleri de biraz daha yurt dışındaki modellerle ölçüşen bir olduğu için ölçülebilirlik çok önemli. Yani burada bir avukat arkadaşımızın bizim bir işe verdiğimiz zaman bu işten çıkan katma değer, burada müvekkilin bu konudan faydalanıp faydalanmaması. Bunlar için en önemli konu aslında otomasyon. Ben hiçbir zaman insan kararının ve kanaatinin gireceği alana kadar bu yapay zekaların gireceğini düşünmüyorum. Çok belki belli yerlerde işte sizin için bugün belli kazancıydı ve benzeri Yargıtay kararlarının bulunduğu platformlardaki bilgiyi derleyip sizin önünüze böyle olursa böyle olur diyebilirler ama oradaki bilginin kanaatin oturması için de bir durum bir insan faktörü olmak zorunda. Bizim hayatımıza nasıl girdi? Daha mobil olabildik. Özellikle bu dönemde çok iyi hissettik onu. Her şeyimiz çok otomasyona bağlı halde olabildi. Burada süreçleri iyi yönettik.
bizim de haliyle bir tarafta Çin'de bir tarafta Amerika'da müvekkillerimiz var. Dolayısıyla gün zaman verimlilik ölçümlerini iyi aldık. Orada şuna biz çok önem veriyoruz özellikle büro olarak. Çok fazla yayın çıkartıyoruz. Bunlar internet sitemizde var, bazı şeylerinde de var, platformlarında da var. Orada kimler bizi okuyor, onu ölçümlendirebiliyoruz. Bu altyapıya sahip olmak bize başka vizyon verdi. Mesela şu dönemde en çok okunan makalelerimizin konusu aslına bakarsanız sağlık ve giyilebilir teknolojilerle ilgili. Bu bize bir entelektüel bir enformasyon verir oldu. Bu enformasyonları biz sonrasında hangi ülkeler ve hangi şirketler okuyor diye de ölçümlendirip görebiliyoruz. Ve sonrasında o günün sonunda işte o makaleyi yazan kişiye diyoruz ki burada iyi gidiyorsun. Gel seni Avrupa'daki, Amerika'daki, Çin'deki bir bunun derneği veya işte topluluğu içerisinde de tanış, buralara mail at ve devam et. Aslında bizim için teknoloji tabanı ve teknoloji etkileşimi %30 işimizi kolaylaştırıyor, farklı kanallar açıyor ama bir tipik anlamda çok söylem dilindeki şeyimiz yok haliyle işte. Yapay zeka gelecek, avukatlık bitecek, o benim çok inandığım bir şey değil. Belki de yaptığımız iş gereği. Blockchain teknolojisi çerçevesinde sözleşme dilini hukukçudan öğrenmesi zorunlu olup olmadığını varsa bunu nasıl koruyabilir konusunda görüşürüz. Gülsen hocam. Benim blockchain ile ilgili çok net bir görüşüm var. Blockchain için ciddi bir enerji gerekiyor ve dünyada bütün sistemleri blockchain'e taşıyabileceğiniz bir enerji arzı yok. Dünya hala batarya teknolojilerini çözemedi. Dolayısıyla bu kadar enerji, bu kadar nereden faydalanacak bu blockchain'de bunu bilmiyorum. Hocamızın özelinde aslında şunu söyleyebilirim. Sözleşme dilini blockchain'de öğrenmek, biraz blockchain'in ne olduğunu öğrenmek bence önceliğimiz olması gerekiyor. Benim multidisipliner bakış açısı dediğim nokta da aslında o. Çünkü bu konular birbirleriyle çok karışıyorlar. Neden ihtiyacı var, ne fayda sağlayabilir diye bu işle ilgilenen kişilere birkaç tane soru sorsak bunun doğru cevaplarını toplumsal olarak alamıyoruz. Biraz daha okur yazarlığa ihtiyacımız var. Fazlasıyla güvenli alan görünmesine rağmen özellikle bu parasal konularda, Bitcoin ve benzeri konularda farklı bir ekonomiye ve evrişmeye doğru gidiyor. Regüle edilemediği alanlar çok fazla. İşlem güvenliği için evet ama işlemin taraflarının kontrol edilebilir olması gerektiğini düşünüyorum. O yönüyle de o kontrol edenler ileride bence bunun regülasyonlarını da düzenleyeceklerdir ve oralardan bir fikir alacağızdır diye düşünüyorum. İrem Bolat. Bir soru daha var hocam. Muhakeme yeteneğinin geliştirmesi için bireysel olarak başvuru yapılmasını gerektiğiniz. Bunun bir hapı yok. Teşekkür ederim. Kısa bir önerilerim olsun. İrem'in sorusu mu? Gazeteleri, yabancı gazeteleri okuyunuz. Dünyada ticaret savaşı nedir? Google'dan araştırınız. Teknoloji, lawyer, yan yana kelimeleri koyunuz, Google'dan araştırınız. Karşınıza nereler çıkıyor, onların derinliklerinde boğulunuz. Bence hızlıca ve farklı olarak, herkesten farklı, basit yöntemlerle vücudunuzu forma sokabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hem sana hem de bizi izleyen bugün 26 kişi katılmış toplantımıza. Hepsine teşekkürler ediyorum. Ve bugün geleceğin hukukçusu nasıl olmalı diye bir gezinti yaptık. Bizi Bülent Tahiroğlu'nun kölelerinden, Roma hukukundan, günümüzün köleleri robotlara kadar getiren geniş bir perspektif sergilediniz. Çok teşekkür ederim onun için. Ama şunu bir tespit edelim. Hukukçunun bir defa hukukçu olması gerekiyor. Bunun için de hukukun temel prensiplerini çok iyi özümsemiş ve bunu iyice öğrenmiş olması gerekiyor ki. Ve sırf avukatlık değil hukukçuluk. Bir bunu da vuralım. Sizin bugün verdiğiniz bize danışmanlık yapıyorum dediniz. Diğer alanlarda
savunma sanayisiyle ilgili ve cam fanusun içinde olmayalım güzel bir saptama vardı. Bir de hukuk mühendisliği şey önüm hoşuma gitti saptaması. Ama bu tekrar ifade edeyim ki bu sene girecek olan hukuk öğrencileri bambaşka bir öğrenci olacak. Ve bize de daha önceki hukukçular da biraz küçümseyerek bakacaklar ileride. Diyecekler ki biz avukatlık sınavından geçtik de hukukçu olduk. Sizler mezun olduğunuzda hukukçu oldunuz. Daha çok önem veriyorum ben bu senenin hukukçularına ve geleceğin hukukçuları hakikaten dünyayı şekillendirecek önemli işler yapacaklar. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Diğer toplantılarda birlikte olalım. Melih Bey'e ayrı teşekkürlerim var bizi güzel bir şekilde bir araya getirdi. Diğer